40 yaşında insanlık dışı bir cinayete kurban giden Narin için isyanımızla ve yasımızla alanlardayız. Buradan yas tutmakla yetinmeyeceğimizi, adaletin sağlanması için sesimizi yükseltmeye, Narin'in faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Failleri koruyan bir iktidar, ilk günden itibaren gündemimizde olan bu olayda yaşanan ihmaller ve çelişkili açıklamalar, devlet içinde bazı güçlerin bilinçli olarak failleri korumaya çalıştığını ortaya koymaktadır. Medyada oluşan spekülasyonlar ve bunların önlenmemesi ancak uzun bir zaman sonra bir araçtan DNA örneği alınması, HTS kayıtlarının incelenmesindeki gecikmeler ve nihayetinde Narin'in cesedinin evine bu kadar yakın bir yerde bulunması bu ihmallerin boyutunu gözler önüne sermektedir. İktidarın sergilediği bu ihmalkar tavır yalnızca adalete olan inancımızı hepten sarsmakla kalmamakta aynı zamanda failleri de cesaretlendirmektedir. Çocuğu ve kadını koruyan güvencelerin uygulanmadığı, faillerin cezasızlıkla korunduğu, şiddeti önleyici çalışmaların yapılmadığı ve bu alandaki kazanımların ortadan kaldırıldığı bu düzende tek bir canı dahi kaybetmek istemiyoruz. Narin Güran ve Gülistan Doku, hayattan koparılan ilk canlar değildir. Müslüme Yağal, Leyla Aydemir ve daha nicelerin arkasında benzer hikayeler olduğunu biliyoruz. Bu cinayetlerin ardından gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmış olsaydı bugün Narin'de, Gülistan'da yaşıyor olacaktı. Sessiz kalmayacağız. Narin'in ölümü ve Gülistan'ın kaybolması toplum olarak hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak bu acı olaylar karşısında susmak sadece bir başka Narin'in, bir başka Gülistan'ın da kurban edilmesine yol açacaktır. Bizler Dersim Emek ve Demokrasi Platformu olarak çocuklar ve genç kadınlar için yaşanılabilir ve güvenli bir dünya kurma mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz. Yetkililere sesleniyoruz. Narin Güran soruşturma dosyasındaki tüm hakikat açığa çıkarılmalı. Sağlıklı bir soruşturma yürütülerek Narin'in katledilmesine giden süreçteki tüm ihmaller ve kasıt zincirinde yer alan kişiler hiçbir etki altında kalmadan tespit edilmeli, failler cezasız kalmamalıdır. En önemlisi de tüm sorumlular hakkında gerekli yaptırımlar uygulanarak kadınların ve çocukların hayatına kasteden anlayışın mahkum edilmesini sağlayacak bir yargılama sürecinin yürütülmesidir. Toplumu rahatsız eden cezasızlık algısının bertaraf edilmesini sağlayacak adımların atılmasıdır. Yine 4 yıl önce Dersim'de kaybettirilen ve akıbeti hala açıklanamayan Gülistan Doku için de sözümüz var. Gülistan Doku soruşturmasının yeniden ele alınmasını, tarafsız, bağımsız ve adil bir soruşturmanın yürütülmesini ve Gülistan'ın bulunmasını istiyoruz. Devletin elindeki imkanlar ve olanaklar ile Gülistan'ın akıbetinin ortaya çıkarılmasının mümkün olacağını biliyoruz. Bizler Gülistan Doku'yu unutmadık ve bulununcaya kadar Gülistan Doku nerede diye sormaya devam edeceğiz. Narin ve Gülistan'ın faillerinin tespit edilip hak ettikleri cezayı almaları için bu davaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor ve toplumun tüm kesimlerini, çocukların ve kadınların hakları için ayağa kalkmaya, bu tür vahşetlere karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Narin için adalet, Gülistan için hakikat istiyoruz. Sessiz kalmayacağız, iktidarın sessiz kalmasına izin vermeyeceğiz. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu. Narin için adalet, herkes için adalet. Narin için adalet.